Sevgili izleyenler, Özel Dünya Koleji'nde Geleceğe Katkı programıyla daha birlikteyiz. Bugün yanımızda ortaokul bölümü eğitimcilerimizle bir aradayız. Hepinize merhaba. Öncelikle yine bizleri buraya kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun hocam. Bu arada bu programa katkı sağlayan siz değerli, kıymetli eğitimcilerimiz bizim için önemli. Biliyorsunuz Özlem Hocam, biz geçen sene de birlikteydik sizinle, diğer hocamlarla da. Ama yine de bir kendimizi tanıtalım, ondan sonra da sorularımıza geçelim. Olur mu? Peki. İsmim Özlem Uysal. Özel Dünya Eğitim Kurumları İlkokul, Ortaokul Müdürlüğü görevini uzun yıllardan beri yürütmekteyim. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum Nihir'im. Çok sağ olun hocam. Evet hocam, sizi tanıyalım tekrar. İsmim İzzet Serhan. Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Aynı zamanda okulumuzda LGS Koordinatörü olarak görev alıyorum. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Harika. Evet, tekrar hoş geldiniz diyeyim ben de. İsmim Seval Atabay. Özel Dünya Ortaokulu Rehberlik Öğretmeniyim. Ortaokulda rehberlik ve psikolojik danışmanlık görevinde çalışmaktayım şu anda. Evet. Aslında şöyle söylemek lazım. Ortaokul alanı biraz da zor bir bölüm. Dar bir alan. İlkokuldan çıkan çocukların, liseye geçiş yapacak çocukların aslında o dengeyi nasıl sağlayacakları ilk giriş aşaması, değil mi? Evet. Özlem Hocam, sizden başlayalım. Bu meyanda ilkokuldan yeni çıkmış, daha çocukluklarını atamamışlar ama bir süre sonra da liseye geçip genç kız, genç delikanlı olacak ve eğitimlerine devam edecek. Bu bölümdeki ortaokul eğitimini nasıl veriyoruz çocuklara, neler yapıyoruz burada? Çok güzel bir noktaya değindiniz öncelikle. Dediğiniz gibi artık ne çocuk ne genç ortaokul öğrencileri, ergenlik dönemi dediğimiz bir dönemde bulunuyorlar ve bu dönemde birçok zor görevi başarmak durumundalar. Ne çocuklar ne gençler, hani fiziki gelişim açısından, psikolojik, sosyal gelişim açısından da bu şekilde. Biz eğitimciler pek çok zor görevi başarmalarını da bekliyoruz bu dönemde. Birdenbire ilkokuldaki o tek bir öğretmenin kontrolünden çıkıp ortaokulda pek çok branşla baş etmek durumunda ve pek çok öğretmenin vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirmek durumunda kalıyor çocuklarımız. Pek çok dersten yine sınavlara hazırlık süreçleri yine gündemde. Ve yine ortaokul döneminin sonunda 8. sınıfta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS dediğimiz uluslararası sınava hazırlanmak durumundalar. Ve tüm bunların yanı sıra İşte çocukluktan gençliğe adım attıkları o psikolojik karmaşa durumunun yaşandığı bir dönemle de yüzleşmek ve bu sorunlarla baş etmek durumundalar. Bu yüzden eğitimciler olarak ortaokulda gerçekten işimiz çok kolay değil. Çocuklarımızın her anlamda yanında olmak, destek olmak durumundayız öğrencilerimize. Ben sizi biraz dinlendireceğim. Evet. Seval Hocam'a sormak istiyorum. Seval Hocam, tabii az önce de bahsettiğimiz gibi hocamın da söylediğinden yola çıkarsak ne çocuk ne genç. Evet, evet. Çok zorlu bir dönem. Ergen miyim, değil miyim, çocuk evet. muyum, değil miyim? Duygular karışık. Bu dönemi bir anlatır Tabii mısınız? Tabii ki. Bu dönem eğitim öğretim döneminin aslında en çalkantılı dönemi diyebiliriz. Özlem öğretmenim de söyledi. Bu dönem 10-12 yaşlarında başlayan ikinci çocukluk dönemiyle birlikte 14 yaşlarına kadar devam eden ergenlik dönemini kapsayan bir dönem. Dolayısıyla biz aslında bu dönemi zorlu bir dönem olarak adlandırabiliriz. Çünkü çocuğun en çok değişime uğradığı, en çok değişim yaşadığı bir dönem. Başta çok yavaş bir değişime başlarken 7 ve 8. sınıf olduklarında artık ergenlik döneminin yoğunlaşmasıyla birlikte hızlı bir değişim dönemine geçiyorlar. Bu hem fiziksel hem psikolojik olmasının çocuklar üzerinde çok büyük etkisi var. Kimliklerini yeni yeni kazanmaya başlıyorlar. Cinsiyet rollerini edinmeye başlıyorlar. Tabii ki kimliklerini edindikleri için
için, sosyal bir ortamda oldukları için anlamlandırma konusunda kargaşaya düşüyorlar. Ve tabii ki bu da dışa vurum olarak çocukların zorlu bir süreç içerisine girdiğini bizlere gösteriyor. Ve biz bu konuda çocuklara özellikle ergenlik döneminde destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki hocam, hemen yeri gelmişken ne tür, en çok karşılaştığınız ne tür sorunlar oluyor evet. bu dönemde? Ergenlik döneminde çocuklar çok hızlı değişimle karşılaştıkları için öncelikle özgüven problemi yaşıyorlar. En çok karşılaştığımız problemlerden biri. Kendilerine olan güvenleri konusunda çok büyük sıkıntıya düşüyorlar. Çünkü baş edemiyorlar. Hem fiziksel değişimleri var. Bunun yanı sıra duygularını anlamlandırmaya çalışıyorlar. Tabii ki bunlar da karşımıza özgüven olarak ortaya çıkıyor. Ve burada da dışa vurum olarak bazen içine kapanabiliyor çocuklar. Yalnız kalma isteği olabiliyor. İşte bu konuda ailelerimiz bazen çok tedirgin olabiliyor. İşte içine kapandı, sessiz, bize her şeyini anlatmıyor diyebiliyorlar. Burada çok tedirgin olmalarına gerek yok diyebiliriz aslında. Bu tamamen dönemin vermiş olduğu bir çalkantıdır diye de adlandırabiliriz. Evet. Şimdi İdil Hocam, sizin konunuza geçeceğiz ama bu konuyla alakalı tabii sizi de bir seçim yapmak zorundalar. Evet. Onlara yol göstermek zorundasınız. Bu dönemi siz nasıl atlatıyorsunuz? Yani bu çalkantılı dönemde zaten mevcut sorunları harici onların bir de kendilerinden geçmiş evet. olduğu sorunlar evet, var. Evet. Değil evet. mi? Altından kalkamadığı sorunlar. Bunlardan bir iki şey de değil mi? Şimdi bu konuda 8. sınıf öğrencilerine baktığımızda kaygı düzeyleri çok yüksek, meslek seçimiyle ilgili tercihler kafasında oluşmaya başlıyor. Bununla birlikte sınavla ilgili de kaygıları var. Çünkü girmeleri gereken yaklaşan bir LGS sınavı var. Bunları hep birlikte biz onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışarak hem sınav streslerini azaltmaya hem de onları iyi bir şekilde LGS sınavına hazırlamaya çalışıyoruz. Evet hocam, hazır LGS'den bahsetmişken bu LGS nedir? Bunu da bir tekrar anlatalım biz. Evet. LGS liselere giriş sınavı aslında. 8. sınıf öğrencilerimizin sadece 8. sınıf konularından sorumlu oldukları bir sınav sistemi. Genellikle Haziran ayının ilk haftasında yapılan ve sözel ve sayısal oturum olmak üzere iki farklı seansta uygulanan bir sınav. Sözel oturumda kısaca Türkçe, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları var. Toplamda 50 soru sözel oturumda ve 75 dakika süreleri var. Sonrasında 45 dakika bir ara ve sayısal oturum. 20 tane matematik, 20 tane de fen sorusu. Toplam olarak 80 dakika süreleri var. Aslında LGS yeni bir sistem ve LGS'nin gelmesiyle birlikte birçok şey değişti. Bununla birlikte öğrencilerin sınava girme mecburiyeti yok ama LGS önemli bir sınav. Bu sınava iyi bir şekilde hazırlanmaları için öğrencilerin öncelikle disiplinli ve özverili bir şekilde çalışmaları gerekir. Bazen velilerimizle görüştüğümüzde işte benim çocuğum çok fazla soru çözüyor, çok fazla ders çalışıyor ama LGS'de başarılı olamadı. Sadece LGS sisteminde çok soru çözmek, çok çalışmak değil. Öncelikle LGS'nin istediği bizden daha çok soruların mantığını anlamak. Yani öğrencilerimiz sadece soruları ezbere dayalı öğrenip aynı veya benzerini çıkmasını bekliyor. Fakat LGS böyle değil. Her konuda onun mantığını kavrayarak günlük hayata uygulama şeklini ister Milli Eğitim Bakanlığı. Ve açıkçası burada çok fazla soru çözmekten ziyade disiplinli bir şekilde çalışmak, özverili bir şekilde çalışmak çok önemli. Peki hocam, sözünüzü kestim ama şimdi olayın ya da sorunun mantığını anlamaktan bahsediyoruz burada. Zaten bu dönem sorunlu bir dönem dedik, evet, değil mi Sıra evet, Hocam? Evet, aynen. Bu mantığı anlamakta, Özlem Hocam sizden mi başlayalım, yine birlikte sohbet edelim. Bu mantığı nasıl anlayabilirim? Zaten problemliyim ben. Yani çocuk değilim, genç değilim, arada kalmışım. Bir evet. de kalkmış LGS diyorlar, ne olacağıma daha karar verememişim. Evet. Doktor mu olayım, öğretmen mi olayım? O kadar karmaşık bir dönem bir ki. Evet.
Bir de soruların mantığı çıktı. Ben bu kadar bunlarla uğraşırken soruların mantığını nasıl anlayabilirim hocam? Evet, gerçekten hani zor bir süreç çocuklarımız açısından. Bu LGS sistemiyle birlikte sorulan soru tarzında da çok ciddi değişiklikler oldu. Yeni nesil sorular dediğimiz okuduğunu anlamaya yönelik, çocuklarımızın anlama becerisini daha çok ölçen sorularla yüzleşiyorlar LGS'de. Ve bunun için de yani özel bir hazırlık yapmaları mutlaka gerekiyor. Bir takım soru çözümünde bir takım teknikleri yine geliştirmiş olmaları gerekiyor. Hani biz okulumuzda ciddi bir hazırlık süreci sunuyoruz öğrencilerimize. Bu hemen böyle bir iki ay bir çalışmayla yapılacak bir şey değil. Aslında ilköğretim döneminden itibaren, ilkokul döneminden itibaren geliştirilmiş olan sistematik bir eğitim programının sonucunda başarılı olabilir öğrencilerimiz. Bundan dolayı da artık eğitim modelleri de, eğitim yöntemleri de ezbere dayalı değil, çocuklarımızın farklı düşünme becerilerini geliştiren, geniş açıyla bakabilmelerini geliştiren, grafik okuma, kodlama becerisi geliştiren eğitim modelleri mutlaka uygulanmak durumunda. Ve bu ilkokul sürecinden itibaren adım adım öğrencilere sunulmalı. Tabii ki 7 ve 8. sınıf olduklarında da artık sınava yönelik, LGS'ye hazırlığa yönelik bir takım yöntem ve teknikler çocuklarımıza öğretilmeli. Hem gerçekten işin içinde hem bir eğitim programının sonucu var, hem sınav psikolojisiyle, sınav kaygısıyla baş etme durumu var, hem ergenlik dönemi sorunlarıyla, kimlik arayışı, kişilik gelişimi sorunlarıyla baş etme dönemi var. O yüzden biz eğitimciler olarak ortaokul döneminde hani işimiz şu anlamda zor, çok geniş düşünmeli. Her şeyi göz önüne alarak programlar sunmalıyız çocuklarımıza. Ve beklentilerimiz de bu yönde olmalı. Evet, Samim Hocam, tam ergenlikten bahsettik bir. İkincisi, ailelere de tabii ki çok büyük görev düşüyor değil mi? O kısımları da tabii sizden alabilir miyiz? Kesinlikle. Burada bizim çocuklara destek olacağımız en önemli şey iletişim konusu. Çocuklara aileler olarak bu anlamda ve biz öğretmenler olarak da diyaloglarımızda çok önemli kıstasları var. Çok dikkat etmeliyiz. Öncelikle her şeyden önce iyi bir dinleyici olmamız gerekiyor. Hem biz öğretmenler olarak okulda, hem de eve gittiklerinde anne babalar iyi bir dinleyici olduklarını bu çocuklara hissettirmeliler. Çocuk bize geldiğinde herhangi bir durum anlattığında, yaşadığı bir olayı anlattığında, o olayı sizden çözüm aramak için mi sizinle paylaşıyor, yoksa tamamen o anı paylaşmak için mi anlatıyor? Bunu çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü bu dönemdeki çocuk çok akıl vermeye, öğüt almaya hazır bir çocuk değil. Hatta çok ters de tepebilir. Bu yüzden eğer anı paylaşıyorsa sizinle, özellikle anne babalara burada bu tavsiyeyi verebiliriz. Çözüm de istiyorlarsa önce kendisine yöneltmeli, çocuğa çözüm önerilerini, neler yapabiliriz, sen neler düşündün gibi çocuğa bu konuda teşvik etmeliyiz. O çok önemli. Bir şey daha orada belki bahsedebiliriz. Bu problemleri, arkadaşlıkla ilgili problemleri ise kesinlikle ergenlik dönemindeki çocuğun arkadaşı eleştirilmemeli. Hani ne yapabiliriz? Tabii ki yanlış arkadaşlıklar edinebilirler, ama arkadaşlarını tanıyarak ve bunu bizim çocuklarımıza göstererek, yani o denetimli serbestlik dediğimiz, çocuğu takip etmeliyiz ama fark ettirmemeliyiz. O kısım bu dönemde çok işe yarıyor. Biz de genelde bunu aşılamaya çalışıyoruz velilerimize. Takip etmeliyiz ama çok da kontrolcü olduğumuzu da hissettirmemeliyiz. İşte aslında biraz da bunu her zaman da söylüyoruz. Ailelerden de kaynaklanıyor. Hani diyorsunuz ya, takip etmeliyiz ama bunu da kontrollü yapmalıyız. Ya biz gerçekten takip ediyoruz, çocuğun gözüne sokuyoruz. İşte onunla konuşma, bununla konuşma. Ben bunu sevmedim. Niye anne sevmedim? Yani biz aslında biraz da annelere ve işte ebeveyn olarak söyleyeyim ben, bize de çok iş düşüyor kesinlikle, bu konuda. Kesinlikle. Yani önce bizim tabii bir şeyler oluşturmamız lazım ki o yeni nesil çocuklara zaten
aklına fikrine erişilmiyor. Doğru mu? Siz daha çok yaşıyorsunuz. Öfke patlamaları çok görüyoruz mesela bu dönemde. Çünkü çocuk depresyon hali çok artışta bu dönemde. Evet. Çünkü inanılmaz bir değişiklik yaşıyorlar. Dediğim gibi hem fiziksel hem psikolojik hem sosyal çevreleri değişiyor. Kimlik kazanmaya çalışıyorlar. Çocuk bu kadar şeyle baş ederken tabii ki depresif hallerde gösteriyor. Öfke patlamaları yaşıyor. Yani karşı taraf kim olursa olsun, karşımızda bir ergen varsa biz ister anne olalım, ister öğretmen olalım. Kesinlikle anlayışla karşılamalı, dinlemeyi öğrenmeli. Seni anlıyorum mesajı çocuğa kesinlikle verilmeli. En önemli kıstas bu diye düşünüyorum. Şimdi bu ergenlik döneminde tabii biz ergenliği yaşamışız, haberimiz yok tabii bizim dönemdekiler. Evet. Hiç unutmuyorum, oğlum ergenlik döneminde, şimdi 26-27 yaşında, bir şey söylediğinde anne ben ergenim, bana bir şey söyleme, benim kötü dönemim falan diyordu. Evet. Diyordum ki oğlum biz de ona girdik çıktık ama bizim hiç haberimiz olmadı. Yani hiç haberimiz olmadı. Fark etmedik bile. Evet. Tabii gelişen teknoloji, zaman, çağ değişti, daha farklı artık. İnsana daha çok birey olarak çok daha fazla değer vermeye başladık. Evet, o yüzden aslında bunlardan konuşabiliyoruz şu anda. Bizde öyle bir şey yok. Bizde bir tane kaş göz bizi susturttu zaten. Nehir Hanım, bir de bu dönemde çocukların çok fazla uyarıcıları var. Ya yani bizim dönemimizde biz o dönemleri elbette yaşadık ama bizde bu kadar çok uyarıcı yoktu. Evet, teknoloji bu kadar gelişmemişti. Evet. Eğitim bizden bu kadar çok şey sorumluluk istemiyordu. Dolayısıyla şimdi çocuklar bunlarla baş ederken tabii ki çok fazla da uyarıcıya maruz kalıyorlar. Bunların hangilerine dahil olalım, hangilerini görmezden gelelim? İşte o çalkantılı dönemin içerisinde çocuklar bunlarla da savaşmaya çalışıyorlar. Peki, az önce bahsettik aslında bunlarla nasıl iletişim kuracağımıza dair. Ama hocam sizden mi başlayalım? Siz LGS için yanınıza gelen bir öğrenciye danışmanlık ya da yol gösterici olarak ya da siz nasıl adlandırıyorsunuz bilemiyorum. Ne şekilde yaklaşıyorsunuz ve nasıl o süreç ilerliyor onu bir dinlemek isterim. Evet. Şimdi bu biraz önceki konuyla bağlantı kurmam gerekirse işte tam burada da özellikle de okula ve öğretmenlere çok büyük görev düşüyor. Çünkü bu süreçte iyi bir meslek tercihi yapmak için öğrencinin yanında olmanız lazım. Çalkantılı bir dönemi var. Ve ondan beklentiler çok yüksek ailesi, öğretmenleri tarafından. Burada biz öğrencilerimizle öncelikle bu sistem ezbere dayalı bir sistem olmadığı için belki öncelikle çok fazla kitap okumaları gerekir. Çünkü aslında yeni nesil soru dediğimiz soru kalıbında okuduğunu iyi anlayan öğrencilerin başarılı olduğunu görüyoruz. Bunun için de gerçekten kitap okumayan öğrencinin burada ne kadar iyi matematik, ne kadar iyi fen bilimleri bilgisi olsa dahi sorularla o biraz önce konuştuğumuz hani bunun mantığı nedir dediğimizde çünkü öğrenci günlük hayatını iyi yaşayamıyor ki veya çok fazla bir genel kültüre sahip olmadığında LGS'de gelen diğer branşlarla ilgili hiçbir soruya neredeyse cevap veremiyor. Şimdi burada bizim öncelikle her öğrenci kendine göre özel yani bir defada anlamayabilir ya da aynı derecede matematik öğrenemeyebilir. Ama biz burada özellikle küçük grup çalışmaları yaparak hani gelen öğrencilerimizin eksiği doğrultusunda hani bazen bir öğrencinin matematik ihtiyacı çok olabilir. Bir öğrencinin Türkçe ihtiyacı çok olabilir. Burada da branş öğretmenleri arkadaşlarımız işte Türkçe branşında kitap okuması gerektiği, özellikle matematik konusunda çok farklı sorular görmesi gerektiği, bu sorunun mantığı dediğimiz kısmında size matematik öğretmeni üslü sayıları anlatacak ama siz bunun sadece belli kalıplardaki üslü sayı değil, günlük hayatta nerede kullanabileceğinizi iyi öğrenmeniz lazım. Biz öğrencileri bu yönde yönlendirmeye çalışıyoruz ve farklı sorularla, bakın biz belli kalıp sorularla ya da belli yayın grubuyla değil de hani olabilecek en kaliteli, en güzel yayınlarla çalışarak onları LGS sürecine en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. Belki konuda geçmedi ama en büyük yaşanan sıkıntılardan bir tanesi sınav sırasında zaman yönetimi. Bazı öğrencilerimiz zamanı yetiştiremediklerini, bunun temel sebebi kitap okuma ama bunun yanında biz aylık olarak uyguladığımız
deneme sınavlarıyla öğrencilerimizi 5. sınıftan itibaren, yani bu sürecin sadece 8. sınıfta olmadığını, 5., 6., 7. ve 8. sınıfta LGS'ye bu şekilde zaman yönetimini de iyi kullanmasını öğreterek hazırlamaya çalışıyoruz. Evet, şimdi zaman ve sınavlardan bahsettik. Bu arada tabii bunu yöneten diğer arkadaşlarımız da var ama sizi de hocam kutlamak da istiyorum. Yakın ilçelerde de sınavları yapıyorsunuz. Sadece okul öğrencilerinize değil, işte Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Bayındır'da. Evet. Dolayısıyla bu çok büyük bir özveri ve çok büyük emek isteyen bir şey. Bu yönde de sizi kutlamak istiyorum. Teşekkür ederiz. Bu da aslında sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesi. Hani biz bir eğitim kurumuyuz Nihir Hanım ve işimiz eğitim. Ve eğitim kurumu olarak bulunduğumuz çevreye mutlaka bir katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun bilincindeyiz kurum olarak. Hani yıllardan beri gerek işte sosyal projelerle, gerek sınav hazırlığı konusunda, gerek bu tarz programlarla ya da bizzat gidip o ilçelerde bir takım hizmet sunma çalışmalarıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız hep olacak. Evet, çok güzel. Seval Hocam, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani birçok şeyine değindik. Bu süreç sonunda böyle bir sınav sürecini de kapsayan ama tabii ki yeni sistemle birlikte ikinci çocukluk dönemiyle de başlayan, hem böyle çocuklarda o çocukluk davranışlarının kalıntılarını gördüğümüz, hem de değişikliklerin böyle çok sık yaşandığı bu dönem. Burada biz hem öğretmenlere çok iş düşüyor, aynı zamanda bu işin tek boyutu tabii ki bizler de değiliz. Bizim en büyük destekçimiz evlerdeki ebeveynlerimiz, anne ve babalarımız. Onlardan da çok büyük destek alıyoruz. Sizin sayenizde onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bu süreç sadece bizim yürütebileceğimiz bir şey değil. Anne ve baba desteği bizim için çok önemli. Tekrar teşekkür ederiz. Evet. Hocam, sizin de son sözlerinizi alalım. Evet Nehir Hanım, ortaokul sürecinde yani sadece onların görevi sınav değil, bunun yanında spor sanatla da ilgilenmeleri gerektiğini düşünüyorum ve velilerin tek beklentilerinin sınav olmaması gerektiği, bunun yanında gerçekten ilgili ve yetenekli öğrencilerin spor yapması, resim yapması gibi faaliyetlerde de bulunmalarını velilerimize tavsiye edebilirim. Evet, bu arada İzzet Hocam güzel bir şeye değindi. Doğru, yani sadece sınav ve çocuklar psikolojilerinden bahsettik. Aktivitelerinde detaylarına inelim mi hocam? Evet, tabii ki. Ortaokul döneminin genel özelliklerinden bahsettik ve LGS programlarının nasıl olması gerektiği üzerinde de durduk. Fakat şöyle, çağımızın özelliklerine genel olarak bakacak olursak, artık iş dünyasının çalışanlardan beklentileri oldukça yüksek. Geniş bir potansiyele sahip olan kişiler iş dünyasında daha başarılı oluyorlar ve kişisel gelişimde çocuklarımızın ilköğretimden itibaren pek çok farklı donanımla yetişmesi artık çok önem arz ediyor. Bu nedenle ilköğretim, işte ilkokul ve ortaokul sürecinde çocuklarımızın çeşitli donanımlara sahip olması için vizyoner bir bakış açısıyla çok yönlü gelişmelerini sağlamak amacıyla modern, yenilikçi öğrenme ortamları sunmak zorundayız biz öğrencilerimize. Bu bilinçle okulumuzda oluşturduğumuz pek çok farklı yine modern eğitim uygulamaları bulunmakta. Örneğin kulüp çalışmalarımızdan söz etmek isterim. Çocuklarımız için çok eğlenceli, zevkli ve aynı zamanda onların özgüven kazanmalarını sağlayıcı, bir hobi edinmelerini sağlayıcı, aynı zamanda çok yönlü gelişmelerini sağlayıcı pek çok farklı kulüp alternatifi sunuyoruz. Bunlar sportif aktiviteler olabilir, yabancı dil alanında kulüpler olabilir ya da işte sosyal sorumluluk projelerine yönelik kulüpler olabilir ya da bilimsel kulüpler olabilir. Yine bununla birlikte kodlama, robotik çalışmaları gibi çağımızın artık iş dünyasında çok yer bulan çalışmaların altyapısı olan ilköğretim sürecinden itibaren sunmuş olduğumuz çalışmalar var. Bunların yanı sıra yabancı dil çalışmaları olmazsa olmazımız. Aslında anaokulu sürecinden itibaren
iki farklı yabancı dille çocuklarımızı yetiştirmek için çok büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Ve yabancı dile yönelik yapmış olduğumuz ulusal ve uluslararası pek çok projede yer almaları konusunda destek de oluyoruz. Bununla birlikte ortaokulda yine proje çalışmaları içerisinde mutlaka bulunmalarını istiyoruz öğrencilerimizin. Pek çok öğrencimiz eğitiminik projesi ya da ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmiş olan proje çalışmaları içerisinde yer alıyorlar. Böylelikle bilimsel bir aktivite içerisinde bulunabiliyorlar ve kendilerini topluluk önünde ifade edebiliyorlar. Herhangi bir sorun alanına çözüm bulmaya yönelik becerilerini geliştirebiliyorlar. Ve böylelikle çağımızın gerektirmiş olduğu donatılarla yetişmelerini ve bu donanımla genç bir birey olarak orta öğretime gitmelerini istiyoruz öğrencilerimizin. Evet, dolayısıyla da bundan anlaşılacak şey şu ki sadece sınavlarla, sorunlarla değil. Aslında bu dönemde de bu çocuklarımızı bu alanlara yönlendirdiğimiz takdirde kendilerine geliştirebilecekleri birçok alanda karşılaşıyorlar. Karşılaşıyoruz. Evet. Aslında eğitim bir bütün. Evet. Hani bunu söyleyerek bitirebiliriz. Evet. Bütünsel bir yaklaşımla çocuklarımızla yaşama, dünyaya hazırlayabiliriz. Bazen şununla karşılaşıyoruz. İşte çocuğumuzun LGS'deki başarısı ne? Ya da genel olarak baktığımızda sınav başarısı hayat başarısıymış gibi de algılanabiliyor. Evet, sınavlar bize hayatta başarılı olmak için bir takım fırsatlar sunuyor. Bu kaçınılmaz. Ve bundan dolayı mutlaka iyi bir sınav hazırlık sistemi eğitim kurumu olarak sunmalıyız. Ama bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıp çocuklarımızı artık çağımızın gerektirdiği becerilerle donatmak zorundayız. Nedir bunlar? Bir kere çok güçlü bir iletişim becerisine sahip olmalı. Ekip çalışması içerisinde uyumlu bir şekilde çalışabilmeli. Sorumluluk bilinci gelişmiş olmalı mutlaka. Sorun çözme becerisi gelişmiş olmalı. Proje geliştirmeye yönelik düşünebilmeli. Ve mutlaka çok iyi bir yabancı dil kültürüne hakim olmalı. Yabancı dil konuşabilmeli. Aynı zamanda yani dünya vizyonuna sahip bir vatandaş olarak o kültüre de sahip olarak yetişmeli. Bu da hemen olacak bir şey kesinlikle değil. Bu anaokulundan başlayan ve çocuk yaşam boyu aslında devam eden bir süreç. Bizler de eğitimciler olarak hala bu sürecin içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz ve kendimizi de bu anlamda donatmaya devam ediyoruz. Evet, üçünüze de çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bize vakit ayırdığınız için. Tabii zaman zaman tekrar bir araya geleceğiz farklı konularla. Şimdilik programı kapatıyorum. Sevgili izleyenler, Dünya Koleji'nden yaptığımız yayının sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.